Herkese selamlar, hoş geldiniz. Ecepistir'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye serimizde Turan'ı kurmaya hızlıca devam ediyoruz. En son İran etrafına zaten sizle beraber, pardon Mostanyot'um, her sınıra 3000 olacak şekilde güzelce ordularımızı döşedik. Şöyle şuradan bakacak olsak ordu miktarımızda 54.643. Bu orduya ulaşabileceğini düşünmüyorum 100.000 fabrikayla. Ben 400.000 fabrikayla rahat rahat besleyebiliyorum böyle bir orduyu. Ama kar da etmesi gerekiyor. Bu mantıklı çalıştığını düşünüyorum, en azından yapay zekanın. O yüzden bize karşı pek bir şansları yok diyebilirim. Nüfus olarak da 1 milyonlar bizim için güzel bir şeyler. Şu an genel olarak güçlüyüz diyebilirim. Ama İran'da zayıf bir ülke değil. Burada bolca kalabalık ordu grupları da göreceğiz. O yüzden İran burada önemli bir etmen. Zaten Misak-ı Milli sınırların çoğunu tamamladık. Bir tek Suriye'deki bize bakan ilk sınırlar, şu sınırlar dahil. Yani tam olarak yüz yüze ayarlamaya çalışmayacağım tabii ki de. Ama yani şu sınırların bir kısmı, yani şu şekil, daha doğrusu sadece şu sınır, yanlış bilmiyorsam dahil bize. O sınırda bize katacağız tabii ki de. Ama tabii ki en önemli kısım Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan tarafları. Ama işte bu eski ilk, yani Göktürk falan tarzı Moğolistan tarafları da olduğu için oralara da elim atacağım. Ama Moğolistan sınırım olmadığı için ya askeri iş alacağız ya da buradan bir toprak satın alacağım diyebilirim. Şimdi bunları da Çin'e de sınırsız bağlamak hiç istemiyorum. Bu arada Hindistan gerçekten çok kötü oldu. Buradaki büyük ihtimalle değerli topraklarını kaybetti. Delhi çünkü burada. Aa. Yok, hiçbirinin değeri yok bu arada. Fabrika yok. Şöyle bakıyorum da. Hayır, hepsi leş. Neyse, Çin'le de yüzleşeceğiz gibi. Şu an en büyük rakibim Çin diyebilirim. Ama bakacağız. Bakacağız. Hızlıca savaşımızı ilan edelim. Bunların zaten başka gidebileceği yer yok. Sizin de gidebileceğiniz yer yok. Şöyle, şöyle. Sen ikiye gidiyorsun. Buraya giden var, oraya giden de var. Burayı, sen yukarıya yardım et. Ordu basabilir diye şey yaptım. Ama keşke yapmasamaydık. Burada bir bölünme oldu. Neyse. Mühim değil. İlerletelim. Karşı bir saldırı yedik her yerden neredeyse. Ama zayıf saldırılar. Sıra bize geçtiği zaman ağır yenilgiler gelmeye başlandı. Her yere ufak ufak ordu koyduğunu ama net bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada rengimiz çok yakın be ustam. Ben seni göremiyorum ya. Senin rengi değişelim. Onu nasıl kapattım ben? Ha. Senin rengi beyaz yapalım. Şöyle. Görmüyorum. Kusura bakmayın ama görmüyorum ben. O rengi seçemedi gözüm. Benzer bir renk. Umman varmış. Bakarız, ummana dokunmayacağız zaten. Neyse, yani o bize dokunmadığı sürece biz ona dokunmayacağız. Şöyle bunlar da yardıma koysunlar. Buradan böyle. İkiye bölünmene gerek yok. Bu arkadaş buraya gelir. Sen buraya gel. Mecbur sen buraya. Sen buraya, sen de buraya. Devam edelim. Güzel, 2000'lik orduya 9000'lik de vurmak bizim için iyi bir avantaj oldu. Güzel. Bütün kalabalık orduları bizim kalabalık orduların karşısına geldiği için güzel bir ilerleme kat ettik. Burada bir bölünme görmemiz muhtemel. Aslında bölünme edebilirmişiz. Gerek de yokmuş. Bütün ordular burada toparlanıyor. Tamam. 8000'le geldi. Üf. İyi ki tam arkasına orduyu toparlıyoruz. Bizim için iyi olacak. Ama şimdi burada şöyle bir sıkıntı var aslında. Bunu yakalayamama potansiyelimiz olduğu için şöyle yapmak istiyorum açıkçası. Buraya şöyle bir 6000. Zaten bu genel bütün kaynağı diyebilirim ordusunun. Burası giderse canı ciğeri her yere gidecek. Şöyle buraları da almaya oynayalım.
Zaten bayağı bir aynen 40 bini kadar gitti ekonomisi şu an büyük ihtimalle. Ve iyice bir darbe yedi. Güzel orayı da aldık. İstediğimiz gibi. Tamam bayağı bir mekanı da ele geçirdik diyebiliriz. Güzel. Hiçbir sıkıntımız yok neredeyse. Sadece ordularda minik bir problem var. O problem de şey yani problemden kastım. Bunlar çok geride kaldı yani. Asıl ordu fazla geride kaldı. Buraya gelen yok. Orayı bir alalım. Çok bir şey kalmadı. 30 bini kaldı zaten. Ekonomi diye bir şey de kalmadı. Adam akıllı basabileceği bir ordu da kalmadı. O yüzden rahat rahat ilerleyeceğiz. Nüfus da azaldı çünkü. Şöyle. Sizleri ileriye doğru hızlıca alalım. Seni de şöyle alalım. Sen bölün. Yapacak bir şeyin yok. Go. Oradan bir dönüş yaptın. Neyse sıkıntı yok. Biz zaten geliyorduk oraya. Önümüze atlamış oldun. Şimdi bu 15'likler ilerleyemeyebilir. Güzel. Bölünebilir bir kısımdasın. Seni güzelce bir bölelim hızlıca. Allah. Elimiz çattı ya. Gitmez ki o 4. Şöyle arkasından gönderelim de. 4'ün hareket etme kabiliyeti olmaması gerekir. Şuradan şuraya aktarırız onu da. 15'lik hareket edebiliyormuş en azından onu öğrendik. Onu alamadık. Ona gidelim. Üstüne gidelim. 2'ye böl. Şöyle. Yo tamamıyla gel. Arkaya zaten gelen var. Şöyle. Şöyle zaten bayağı bir gitti ekonomi. Bu İran'ın Umman'ın tamam. Güzel. Şuradan şöyle bir hareket görelim. Buradan buraya bir hareket. Buradan buraya bir hareket. Güzel. 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 Bir şey kalmadı. Orada basabileceği bir nüfus da yok zaten adam akıllı. Nüfus olarak da 80 bine falan düştü yani. Bayağı bitmiş durumda şu an. Güzel. Güzel güzel. Bayağı erittik ya. Bir şey kalmadı. Şöyle siz bir bölünün sadece. Tamam zaten son bir toprağa kalıyor. Güzel bir şey kalmadı. Bitti ya. Bu kadar. İran buydu. Hop, barış müzakereleri. Bütün toprakları al. Bu kadar. Yes. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Su hızlıca Suriye'de elimize atacağız tabii ki. Politik puan dayanmıyor tabii. Şimdi ne kadar Türkmenistan olsa da sonuç olarak bir bu oyun. Bize savaş açma ihtimali olan ülkeler bunlar. Buralarda birazcık ordular barındırmak istiyorum açıkçası. O yüzden şunları şöyle birazcık buralarda barındıracağım. Şöyle. Şöyle. Bunu 4000'le buraya yollayacağım. Kalan miktarı da buraya göndereceğim. Bundan da bir 5000 kadarcık buraya bırakmak istiyorum. Kalan 11.000 ise Suriye taraflarına göndereceğim. Yani kısacası 5000, 5000, 5000, 15.000 burada bir aslında orada olması lazım. Aşağıdaki yavaş yavaş olacak artık. Öyle diyeyim. Mesela şunu hemen hop yaptık onu 5000. Buranın ama tabii ki de zamanı var. Şöyle hızlıca. Evet tamam. Teknolojimiz gelmiş. Yönetimi hemen hızlıca abonalım. Ekonomi iyice uçsun. Şöyle tekrardan açalım. Hızlı hızlı. Güzel güzel güzel. Çok hızlı. Çin'le aramız iyi. Güzel. Kıbrıs'ı unuttuk biz. Kıbrıs'ı alalım. Gene mi yetmedi be? Evet maşallah neymiş la?
Yatırıyoruz yatırıyoruz, para yetmiyor. Sen de gel oraya tamamen kon. Burada liman yok mu? Nasıl ya? Ünlü bir liman kardeşim, burada liman olması lazım. Gözetleme kulesi, kale. Lan nereye diktin kaleyi? Buraya. Atölye. Memleketim kardeşim burası. Ben buraya yatırım yapmazsam. Olur mu? İkmal kampı. Festival. Asimile. Yatırım. Yatırım. Lütfen. Burası mühim bir yer. Para dayanacak mı? Bu sefer biraz yavaş yavaş basacağım. 16.700 bastık. Yok artık. Dayanmadı bu arada para. Yönetime bir tık daha basalım. Şöyle bir tur daha. Yine para bitti. Asimilasyonları bitirsem güzel olacak. Şunu da başlatalım hızlıca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitti gene para. Harbi para dayanmıyor. 23 bin, 23 bin kazanıyorum oğlum. Nasıl oluyor bu iş? Buraları yap bu arada. %76 buralar. Sıkıntı çıkarabilecek yerler. Öyle boş yerler değil yani. %80'in altına kesinlikle yapılması lazım. Küveyt neymiş be? Dünya para aldı bizden. Şimdi okey. İki tane olmuş. Bastık onları yönetmen. Denize çıkalım. Bir dakika, nereye gittin sen? Fethiye, nereye gidiyorsun sen? Buraya değil ya. Neyse. Neyse. Buraya ben bir üniversite daha, bir atölye daha, bir çiftlik daha, bir kale daha, bir çiftlik daha, bir çiftlik daha. Moral nüfusu iyice artsın. Bir çiftlik daha. Hey maşallah, ne çiftlik dikebiliyormuşum ben buraya. Yani bir zahmet. %25 mi burası? Bitmez artık buranın nüfusu. Buradan bir baba yiğit basalım. Bir baba yiğit daha. Nüfusu bitiriyorum değil mi? Buradaki askeri nüfusu komple sömürüyorum. Tamam, şuraya hareketle denize alalım senin. Seni de Suriye, öbür bölüme kalacak Suriye. Büyük ihtimalle şuradan 30 bin nüfus var ha. Hiç fena değil buralar. Hiç fena değil. Savaş ilan edelim hızlıca. Öncelikle şuraya hareket. Buraya inelim. Güzel. Ardından buraya. Tamamdır. Mis gibi. Barış müzakeresi. Hepsini alıyorum. Okay, yes, go. Barış müzakeresi. Burayı istiyorum. Talepleri gönder. Yes, go. Ve ikisi tabii ki de kabul edecek yani. Başka bir ihtimalim var. 20 bin. Hey maşallah. Güzel. Şimdi %80'lik şu mekanlara da basmak istiyorum aslında. Yeterli. Biraz daha yönetime basalım. Ufak bir ekonomi kalkınması yapmamız lazım. Kesinlikle şart. Şöyle gelire bastığımızda en çok kazanan yerlere biraz atölye yardımı gerekli. Çok kazanan yerlere atölye şart. Şimdilik şöyle her yere bir atölye atmaya çalışalım. Olan yerlere de atalım. Seviye 2 yani şeklinde. Hareket puanı bitti. Devam. 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 Buralara önemli yani. Buralar hep önemli yerler zaten.
Şöyle baktığımda hani aşağılarda daha değerli diye bir şey yok değil mi? Yok yok. Gene hareket puanı bitirene kadar basacağım bu arada. Tamam, buraya da basım aldık. Güzel. Bir tur daha geçirelim. Bayağı bir şey bitti şimdi. Onun dışında bir de gelişmeye basalım. Şimdi gelişme olarak burası 0.37 yavaş yavaş düşüyor. Buralar en yüksek gelişim olduğu yerler. Aşağısı da en alt gelişim olduğu yerler. Şöyle en aşağı bir inelim. Yani çok kötü yerler bulundurmak istemiyorum kısacası. Şu yatırımlar aracılığıyla. Şöyle sepseri şekilde vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Daha seri oynanabilir tabii ki oyun ama elimden gelen serilik bu. İşte buralar 0.09 falan leş gibiler yani. Birazcık buralar %60 mesela oranında bu yatırımla artacaklar. En azından birazcık daha iyi olacaklar. Gene hareket puanını bitirene kadar yapacağım. Ülkedeki ekonomi güzel bir şekilde kalkınacak. Bir sonraki turda üst taraftan yaparız yine aynı senaryoyu. Bu da ekonomiyi ekstra bir kalkındırır. Bir arada tek bir nokta ülkeyle, yani tek toprak bir ülkeyle aslında ne kadar gelişebiliriz, onu ne kadar bir ekonomi oluşturabilir. Bunu denemek istiyorum. Yani ekonomi konusunda dünyayı geçebilir mi tek bir yer? Dünyanın merkezi olabilir miyiz? Gene de epey biz çıkacağız. Şöyle çıkalım hızlıca tekrardan. Dahran bu arada en gelişmiş yerlerden birisi. Bayağı iyi. Daha çok geliştirelim oraları. Mesela bak, alttakileri %60'a kadar buff verirken buralara %40 kadar bufflar veriliyor. Ama tabii ki de bu da sağlam bir gelişim sağlayacak bunlara. Az buz para vermiyoruz. Tanesi 15-20 bin lira alıyor. Ama bunlar geleceğe yatırım aslında. Gerçekten geleceğe yatırım. Buralar bizi zengin edecek. Memleketime basabilir miyim? Politik. Memleketime basmam lazım. Olmaz. Kesinlikle buraya festivalde tekrardan yapalım yani. Bu arada şaka bir yana, şuralarda festival düzenleyelim. Asimilasyonu hızlandırmıyor. Bu mutluluğu arttırdığı için, buralarda biraz yeni alındığı için mutluluğu düşük haliyle. Şöyle ortalık yerlere festivaller patlatalım. Başkenti Tehran'a da patlatalım. Oralara da. Yani özellikle önemli yerlere ne kadar mutlular zaten o kadar fazla bize fayda sağlıyorlar. İstanbul'da mesela liman yok. Bir liman yapalım. Bir tur daha geçsin. Nüfus bayağı var da. Gözetme kulesi, kale yapalım. Atölye yapalım. Çiftlik yapalım. Çiftlikten önce dur, bir kütüphane falan da yapalım oraya. Kütüphane de yapalım. Kütüphaneler sayesinde daha hızlı teknolojide gelişeceğiz bu arada yani. O da bizim bir faydamız. Festival de yapalım. Buralar %96 mutluyken bu yeni aldığımız yer %80 mesela, bak burada %80. Patlat burada bir festival %85. Ne kadar mutlularsa o kadar hızlı asimile olurlar diye tahmin ediyorum. Yani öyle bir mekanik var mı tam emin değilim ama bence öyle olması lazım. Evet, memleketime bir tur daha yatırım yapabileceğim şimdi. Daha iyi hale geliyor. Buralar yani %12'ye falan ulaştılar bu arada. Hiç fena değil. Tamam. Tamam, gayet iyiyiz ya. Gayet iyiyiz yani. Hiç sıkıntımız yok. Buralara aslında yatırımlar yapılması lazım. Buralara yatırım yapın çok sağlam oluyor. Yani ne kadar çok fabrika varsa o kadar çok etkiliyor kısacası. Ekonomi, binalar. Evet. gelir.
gelirde mi gözüküyor en çok fabrikanın olduğu yer? Tehran'da mı? Aynen, büyük ihtimalle aynen. 14 bin fabrika burada var. Buraya yapılan yatırım, şöyle göstereyim. %23, yani 3000 tane fabrika buraya gelecek 4 tur boyunca. 4 turun sonunda. Korona simülasyonunu bir daha başlatalım. %100 olsun burası. Burayı geliştirebildiğimiz kadar da geliştirelim yani. Buralar önemli. Bu ne? Ha, ordu bakımları, pardon, ordu bakımları. Ha, bak, bunları görebiliyor musunuz buradan? Orada basını güzel. Buna hiç dikkat etmemiş. Teknoloji zirvede miyiz? Zirvedeyiz. Çok iyi. Tamam, bir sonraki bölümde hızlıca görüşmek üzere. Ben de hızlıca bir sonraki bölüme geçiş yapalım. Bu bölümde bir beğenip yorumlamam, her şeyi atarsınız. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.